Soğanlarımızı ufak ufak doğrayacağız. Evet, soğanımı doğradım, hazır. Biraz zeytinyağına ihtiyacım var. O biraz kızmasını istiyorum. Sarımsağım da hazır, bu kadar yetecektir. Klasik tabir, soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. Üzerine hemen bolca tuz serpeceğim ki bir an önce ölsünler, içindeki su çıksın diye. Şuradan alalım. Bu yemekte bolca salça kullanacağım, biber ve domates. Ben orada içine sarımsaklarımı rendeleyeceğim. İçinde bolca eriştem olacak. Soğanlarım olmaya başladı. Ben şimdi salçalarımı alacağım. Oo, çok güzel. Her zaman yemeklerde kendi tercihim. Biber salçası en çok, domates salçası en az kullanıyorum. Bir kaşığa yarım kaşık gibi yeterli olacaktır. En son da domates rendesi ekleyeceğim. Önce salçalarımı kavurmak istiyorum. Salçam da kavruldu, nefis kokusu çıktı. Biraz da kıyma ekleyeceğim. Ne kadar diye soruyorsanız 100 gram, 200 gram hepsi olur. Tamamen tercihinize göre açıkçası. Koyarken daha net anlayabilirsiniz. Bu tarz yemeklerde biraz yağlı kıyma tercih edin. Daha lezzetli olur. Ezerek şu şekilde güzelce kavuracağız. 1-2 dakika bekleyecek. Şöyle 1-2 yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar domates rendesi. Kenarlarından küçük küçük fokurtular çıkmaya başladığı anda mercimeği ekleyebilirsiniz. Burada 2-3 su bardağı kadar mercimeğimiz var. Hazırda ben kaynatmıştım, izlemişsinizdir. Sıcak suyumuzun olması gerekiyor. Biraz erişte pişireceğiz içinde. Mercimeğimiz haşlanmış olduğu için çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Biraz kaynar su kullanacağım. Akabinde içine biraz da et suyu ekleyeceğim. Biraz da et suyu koydum. Bu aşamada altını sonuna kadar açın ocağınızın ve kaynasın. Ben şimdi bu aşamada bir avuç içi diyorum. Kaç gram geldiğini bilmiyorum. Şöyle ellerim biraz küçüktür. Onun için bir avuç içinden biraz daha fazla olsun. Koyalım. Yanmadan, evet, aldım. Eriştemiz piştiğinde mercimeğimiz de pişmiş olacak. Biraz pul biber koyalım. Tuzu da bana az geldi. Biraz tuz ekleyelim. Erişte için de gerekli olacak. Yalnız şeye çok dikkat edin, erişteniz tuzlu mu değil mi? Temin ederken bunu mutlaka sorun. Tuzlu bir erişte ise yemekten olmayın. Tahmini 2-3 dakika içerisinde bu da pişmiş olacaktır. Eriştelerim pişti. Yemeğim hazır, çok sıcak. Şöyle göstermek için bir servis tabağına alacağım.